Herkese merhaba. Bugün günlerden 10 Şubat 2021 Çarşamba. Haberi Go'yla gündeme hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerini içeren Milli Uzay Programı'nı dün kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin uzay yolculuğundaki hedeflerinin anlatıldığı toplantıda 10 maddelik stratejik hedefler de paylaşıldı. Buna göre Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te Ay'a ülkemiz tarafından ilk kez roket fırlatılacak ve ilk Türk astronotu uzaya gönderilecek. Ayrıca uzay limanı işletmesine sahip olmak için de coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerle temaslarda bulunulduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor diyerek dil bilimcilere Türkçe isim çağrısında bulundu. Erdoğan'ın bu çağrısına ilk yanıt MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. MHP lideri Türkçe isim olarak Caca Bey önerisinde bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 4 Ocak'ta Cumhuriyet Gazetesi'ne yeni çıkan kitabı hakkında verdiği röportajda eğer Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi bugün büyük bir olasılıkla önlenebilirdi ifadelerini kullanmıştı. AK Partili milletvekilleri Başbuğ'un bu sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmuşlardı. Başbuğ bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine ifade verdi. Suç duyurusundaki suçlamaları kabul etmediğini, darbe imasında bulunmadığını söyleyen Başbuğ, "İtibar etmiyorum" açıklamasında bulundu. Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han vefatının 103. yılında mezarı başında anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen anma törenine koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı. The Witcher serisi ve özellikle son zamanlarda Cyberpunk 2077 isimli oyunla tanınan oyun şirketi CD Projekt Red siber saldırıya uğradığını duyurdu. Şirketin verilerini ele geçiren ve bazı verileri de şifreleyen bilgisayar korsanı CD Projekt Red'e bir not bırakarak 48 saat süre verdi ve verileri geri verme karşılığında fidye istedi. CD Projekt Red ise bu duruma sıcak bakmıyor. Bilgisayar korsanı şirkete ait hassas bilgileri ele geçirdiğini iddia ediyor. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai bir yandan yeni nesil otomobil projeleri üzerine çalışmaya devam ederken bir yandan da benzersiz robot arabalar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tam adı dönüştürülebilir akıllı arazi seyir robotu olan Tiger'ın bugün tanıtım videosu paylaşıldı. Videoya baktığımızda Tiger'ın sadece dünyadaki bozuk arazi koşullarındaki insansız görevlerde değil, uzaydaki farklı noktada gerçekleştirilmesi muhtemel görevler için de kullanıma uygun olduğu dikkat çekti. 2013'ten bu yana Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamayan Fenerbahçe, bu sezon uygulanan yeni statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan organizasyonun çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 mağlup olarak kupaya yeniden veda etti. Bir sonraki Habergo gündemde görüşünceye dek hoşça kalın.